Kuşlar genel olarak sevimli canlılardır. Çoğumuz evcil hayvan olarak kuş beslemiştir ya da genelde sevilen canlılar olarak bilinirler. Büyük bir kısmı tehditkar görünmeyebilir ama siz yine de onların bu masumiyetlerine aldanmayın. Bu gezegende sayısız acıya ve hasara yol açabilecek birçok kuş türü var. Eğer çok isterlerse bu da muhtemelen yüzlerini ezberlemenin iyi bir fikir olduğu anlamına gelir. Bilirsiniz, sadece ne zaman koşup kaçmanız gerektiğini bilmek için. Bu kuşlar size kabus olacak. Vahşi bir kemirgen avcısından bağırsakları çıkarabilen bir kuşa işte dünyadaki en tehlikeli 10 kuş. On numara. Laponya peçeli baykuşu. Baykuşlar gezegendeki en masum ve bilge kuşlardan biri gibi görünürler. Ama bu masum görünüşleri kesinlikle sizi yanıltmasın. Laponya peçeli baykuşu oldukça vahşi ve sınır tanımaz bir yırtıcı türüdür. Ve maalesef bu kuş size kabus olacak. Aslında çok tehlikeli olsa da bir fare değilsiniz, muhtemelen endişelenecek bir şeyiniz yoktur. Laponya peçeli baykuşu, uzunluk bakımından dünyanın en büyük baykuş türü olarak belgelenen çok büyük bir baykuştur. Kuzey yarımküreye dağılmıştır ve hem doğu hem de batı yarımkürede bulunan Strix cinsindeki tek türdür. Bu baykuş cinsinin yoğun tüyleri, uzun kanatları, kuyruğu ve kulak delikleri olmayan büyük bir kafaya sahip kocaman gri bir baykuştur. Bu bilgi sizin ilginizi çekiyorsa aynı zamanda Kanada'nın Manitoba eyaletinin amblemidir. Bu baykuş genellikle sabah veya akşam saatlerinde avlanır ve genellikle yollar boyunca direklere ya da çitlere tünemiş olarak görülür. Baykuş, tünediği yerde avını bekler veya yerden birkaç metre yüksekten avlanabilir. Yerler karla kaplı olduğunda Laponya peçeli baykuşu tek başına kemirgen seslerini dinleyerek avlanabilir ve yüzeyin 3 metre altında hareket eden küçük kemirgenleri yakalamak için genellikle karın içine dalarlar. Çok büyük ve heybetli olmasına rağmen harika bir görüntüye sahiptir. Öncelikle tarla faresi ve fındık faresi gibi küçük kemirgenleri avlar. Avlanma yetenekleri insana durgunluk verebilir. 9 numara. Kesoveri. Adı kulağa çok melodik, çok tatlı geliyor değil mi? Böyle düşünüldüğünde bunun çok masum ve sakin bir kuş olduğunu zannetmek bizim için kolay. Bu kuş zararsızdır ya da başka bir şekilde ifade edecek olursak çok tatlıdır diyebiliriz. Ama üzülerek söyleyeceğim ki yanılıyorsunuz. Güney kesoveri kuşu aslında dünyanın en tehlikeli kuşlarından biridir. Kuşların çoğu insanlar için genelde hiç tehdit oluşturmaz ya da bu oran çok düşüktür. Ancak güney kesoverinin insanları öldürdüğü biliniyor. Bu da onu küçük olasılık dediğimiz dilime sokuyor. Güney kesoveri kuşları, Güneydoğu Asya ve Avustralya'nın tropikal ormanlarına özgü uçamayan büyük bir kuş türüdür. Diğer adı tepeli deve kuşudur. Bunların yaklaşık 6,5 metreye kadar uzadığı ve 132 kilogram ağırlığa kadar büyüdüğü bilinmektedir. Ama ağırlıklarının güçleriyle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Güney kesoveriler bacak kasları bakımından çok ciddi bir güce sahiptir. Bu kuşların son derece güçlü tekme atabilme yeteneği olan inanılmaz derecede kaslı bacakları vardır. Bunu sadece basit bir tekme olarak düşünmeyin. 3 parmaklı ayaklarında 13 cm'ye kadar uzayan gerçekten korkunç pençeleri bulunur. Kesoveriler jilet gibi keskin pençeleriyle bir tekme ile sizde ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu kuş kendini tehdit altında hissederse veya ürktüyse bunu yapanın peşine düşer ve iç organlarını kıymaya çevirir. Yani uzun ve keyifli bir hayat yaşama umudunuz varsa kesoverileri kızdırmamanızı tavsiye ederiz. 8 numara. Kızıl kuyruklu şahin. Bu konuda çok net olmamıza izin verin. Herhangi bir yırtıcı kuş doğası gereği tehlikeli ve kesinlikle onlardan kaçmaya çalışmamız gerekir. Bu yırtıcı kuşlar grubuna kızıl kuyruklu şahin de dahildir. Ama zaten şahinlerin genellikle tehlikeli olduğunu biliyorsunuzdur. Kızıl kuyruklu şahin, atmacagiller familyasından Kuzey Amerika'da yaygın, yırtıcı bir kuş türüdür. Batı Alaska'dan Kuzey Kanada'ya, güneyde Panama'ya ve Karayipler'e kadar Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde ürerler ve bu bölgede bulunan en yaygın butio türlerinden biridir. Kızıl kuyruklu şahin, bölgesi söz konusu olunca şiddetli bir savunmacıdır. Yuvalarının bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız muhtemelen size saldırmayı ikinci kez düşünmezler ve bunu asla ertelemezler. Bu yüzden bu kuşların kedi ve köpek gibi akıl almaz sayıda küçük meraklı evcil hayvanı öldürdüğünü öğrenmek şaşırtıcı olmamalı. Kızıl kuyruklu şahinler yeryüzündeki hemen hemen her canlı hayvana saldırmaya istekli ve hazırdır. Güçlü pençeleriyle şaşırtıcı derecede büyük avları yakalar ve götürürler. Kızıl kuyruklu şahinler çöllerden çayırlara ve ormanlardan kentsel alanlara kadar birçok habitatta yaşayabilirler. Ve bu kuşun her yerde yaşayabilmesi onu korkunç bir yırtıcı yapar. Kızıl kuyruklu şahin güçlü bir yırtıcıdır. Ne yazık ki avı nadiren ona rakip olacak güce sahiptir. Bu vahşi yırtıcının alanına girme talihsizliğini yaşayanlar gerçekten de en şanssız ölümlerden biriyle karşı karşıya kalırlar.
7 numara, buz dalgıcı. Buz dalgıcı, dalgıç kuşu giller familyasına ait bir kuş türüdür. Bu kuş gerçekten dev gibidir. Erişkinler 122-152 cm kanat açıklığında ve 61-100 cm uzunluğunda olup benzer Gavia adamsi kuş türünden çok çok az bir farkla daha küçüktür. Ağırlıkları 1,5 ila 8 kilogram arasında değişir. Ama buz dalgıcının mızrak benzeri gagası daha belirgindir ve onu dev boyutundan daha da tehlikeli ve ürkütücü bir yaratık yapar. Bu kuşlar talihsiz kurbanlarına saldırırken refleks olarak öncelikle baş ve boyun bölgesine odaklanma eğilimi gösterirler. Ciddi ve çoğu zaman ölümcül yaralanmalara yol açabilirler. Buz dalgıçları pek de karşılaşmak istemeyeceğiniz bir kuş türüdür. Buz dalgıçları boyut olarak nispeten büyük olabilirken saatte 70 mil hıza ulaşabilirler. Eğer gerginlik seviyeleri yükselirse karşılaşacağınız muhtemel saldırıdan kaçmaya çalışırken elimizden iyi şanslar dilemekten başka bir şey gelmeyecektir. Aslında buz dalgıcı pek de koşucu bir hayvan değildir. Önemli ölçüde daha kötü sonuçlar da doğurabilir. Bu kuşlar çok hızlıdır ve her zaman kafasına taktığı şeyi sonuçlandırırlar. Bu da gerçek korkunun bütünleşmiş bir kombinasyonudur. 6 numara, martı. Bu kuş türünü en tehlikeli kuşlar listesinde gördüğünüze çok şaşırdınız değil mi? Neden martıları en tehlikeli kuşlar listesine koyuyoruz, merak ettiniz mi? Sonuçta martılar bizim vapurlardan simitle beslediğimiz yüksek sesli kuşlardır. Haklısınız, çok da sevimliler ama onları aslında tehlikeli kılan şey cesaretleri. Martıların korkusuz olmaları konusunda muhtemelen dikkatli olmalısınız. Çünkü insanlar martıları elleriyle besliyor. Artık insanlara alıştılar ve onlardan korkmuyorlar. Martılar iflah olmaz birer yiyecek hırsızıdır. Yiyecek çalmak için yakınlara dalmaya istekli, cesur ve agresiflerdir. Yiyecek çalma süreçlerinde bir köpeği öldürüp bir çocuğun dudağını yırttıkları biliniyor. Bu kuşlardan biri bir keresinde bir adamın kafasına birkaç derin yara açmış ve bu da adamın 40 dikiş atılmasını gerektirecek ciddi bir kafa travmasına maruz kalmasına yol açmıştır. Hatta bir olayda 80 yaşındaki bir adam martıların saldırısına uğradıktan sonra kalp krizinden öldü. Şaşırtıcı değil mi? Hala masum olduklarını mı düşünüyorsunuz? Toplumda martıların sadece yemek yemeyi seven, zararsız, küçük çocuklar gibi olduğunu düşünüyor. Ama açıkçası hikayenin tamamı bu şekilde değil. Agresifler, cesurlar, korkusuzlar ve istediklerini elde etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler. Demek istediğim, yemek söz konusu olduğunda gözleri hiçbir şeyi görmüyor. 5 numara, Harpia Kartalı. Bu kuşun şirin ismine kesinlikle aldanmayın. Harpia kartalları düşünüldüğü kadar masum değiller. Aslında Harpia kartalı sıklıkla doğanın en büyük ölüm makinesi olarak adlandırılır. Ve bu iddia hiç de abartılı değildir. Bu kartal tam anlamıyla bir ölüm makinesidir. Harpia kartalı, Achepetridae familyasına ait bir kartal türüdür. Ortalama ağırlıkları 8 ila 10 kilogram arasında olup 2.2 metre kanat açıklığına sahip en güçlü kartal türleri arasında bulunmaktadır. Güney Amerika bölgesine özgü bu kartalın beslenme listesinde maymunlar ve tembel hayvanlar mevcuttur. Harpia kartalı müthiş pençeleriyle tanınır. Boyut olarak o kadar büyüklerdir ki varlıkları en korkusuz insanların bile ürkmesine yol açabilir. Dişi harpia kartallarının ayakları neredeyse bir insanın eli kadar büyüktür. Her bir pençenin ucu ürkütücü derecede uzun tırnaklarla doludur. Harpia kartallarını inceleyen bilim insanlarına göre 13 cm uzunluğunda dünyadaki herhangi bir kartalın en büyük pençesine sahiplerdir. Sanki yalnızca pençelere sahip olmak yeterince korkutucu değilmiş gibi. Bu pençeler kendileriyle aynı ağırlıktaki hayvanları kaldırabilecek gücü kuvvetli bacak kaslarından alır. Cidden bununla ilgili herhangi bir kabus görmemek için iyi şanslar. Harpia kartallarının ismi sevimli ve şirin olabilir ama şirin olan tek şey isimleridir. Diğer her özellikleri saf korku, saldırı ve yıldırma için mükemmel bir karışım gibidir. Ve elbette henüz bir insana saldırmamış veya öldürmemiş olabilirler. Ama bu gerçekten hiçbir zaman saldırmayacakları anlamına da gelmiyor. En nihayetinde bu kartallara böyle pençeler ve onunla birlikte hareket etme gücü verilmiş. Belki de bekledikleri tek şey gardımızı düşürmemizdir. 4 numara, Pitohui. Gezegenin her yerindeki insanları birleştiren net bir şey varsa o da yiyeceklerdir. Ve insanların ellerine geçen hemen hemen her şeyi yedikleri bilinmektedir. Ama bu konuda da bazen dersleri zor yoldan öğrenmemiz gerekebilir. Pitohui, Yeni Gine'ye özgü, orta boy bir ötücü kuş cinsidir. Eskiden Pitohuis olarak bilinen kuşlar, birbirleriyle oldukça ilgisiz kuşları dahil etmek için genetik dizilimler temelinde evrimsel geçmişlerini inceleyen 2008 tarihli bir çalışma esnasında bulundu. O zamandan beri diğer nesillerden ayrıldılar. Pitohui'nin de bu doğa dersi anlamında pek lezzetli bir kuş olmadığı ortaya çıktı.
Dünyanın tek zehirli kuşlarından biri olarak bilinen pituhinin derileri, tüyleri ve dokuları, yırtıcıları caydıran ve kuşu parazitlerden koruyan bir dizi patrankotoksin bileşiğini gizler. Ve tabii ki bu kuşu yerseniz midenizi çok yorar. Çünkü tüyleri ve derisi zehirle kaplıdır. Bu da bizlerde gıda zehirlenmesine yol açar. Bir noktada gıda zehirlenmesi de neden olduğu ağrılar ve zorluklar yüzünden ölümle eşdeğer tutulur. Pituhi, araştırmacılar tarafından zehirli olarak adlandırılan ve zehirli kabul edilen ilk kuşlardan biriydi. Bu yüzden vahşi doğada buldukları hemen hemen her şeyi yiyen ve hayatını kaybeden tüm araştırmacılar için üzüldüğümüzü belirtelim. Dürüst olmak gerekirse 3 dakikadan daha uzun süre hayatta kalmaları bir tür mucize. Sanırım bu, vahşi doğada bulduğunuz her şeyi neden yememeniz gerektiğine dair mükemmel bir örnek. 3 numara, kuzu kuşu. Sıradaki kuşu küçümsemek istemiyorum. Kuzu kuşu, listemizdeki en tehlikeli hayvanlardan biridir ve dürüst olmak gerekirse bu bir sürpriz olabilir. Ancak bu, yırtıcı kuş seçimlerinden çok kendi sakarlığı nedeniyle tehlikelidir. Çünkü bu kuşun beslenme listesinin yaklaşık %90'ını kemik iliği oluşturuyor. Gepaetus barbatus cinsine bağlı bir kuş türüdür. Kara kuş, kuzu kuşu ya da nuri kuşu olarak bilinir. Cins, eski dünya akbabalarındandır. Kuzu kuşu, avını gagalayarak tüketmek yerine ona erişmenin bir yolunu bulmasıyla ünlüdür. Kuzu kuşu da avını büyük bir yükseklikten düşürerek parçalanmasını sağlar. Ne yazık ki bu, aşağıdaki düşüncesiz yaratıklar için çok tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Eğer düşen bir kemik parçası size çarparsa, kafanız karışabilir ya da kafanıza gökten kuzu kuşunun avı düşebilir ve bu yolla da ölebilirsiniz. Avının kemikleri kırılıp, ilikleri ortaya çıktığında kuzu kuşu ne yapacağını bilir. Sadece kuşun avını yukarıdan aşağı atarken yerdeki hiçbir şeye çarpışmamasını sağlamanın bir yolu yok. Bu yüzden genellikle kazara günlük işlerini yapan canlıları da öldürebilir. Doğaya hoş geldiniz dostlarım. Herhangi birimizin hala hayatta olması bu açıdan bakınca gerçekten bir mucize. 2 numara, emu. Emular dünyanın en büyük ikinci kuşu ve en tehlikelilerinden biridir. Emular, ratitler içindeki akrabası deve kuşlarından sonra yaşayan en uzun kuş türüdür. Avustralya anakarasına özgüdür ve kıtadaki yaşayan en büyük kuştur. Duramius cinsinin yaşayan tek üyesidir. Saatte 48 km hızla koşabilen devasa kuşlardan bahsediyoruz. Büyük olduklarına ve bu kadar hızlı koşabildiklerine göre o zaman gerçekten onlardan korkmamız gerekir. Biz, minik et torbalarının aşırı hızlı dev bir kuşa karşı hiçbir savunması yok gibi görünüyor. Tedirgin olduğunda veya başka bir şekilde tehdit edildiğinde emuların uzun 3 parmaklı ayaklarıyla tekme attığı bilinmektedir. İnsanlara acı veren yaralanmalara neden olan emu saldırılarının raporları şaşırtıcı derecede yaygındır. Avustralya'da ve dünyanın dört bir yanındaki parklarda, çiftliklerde ve hayvanat bahçelerinde bir dizi yaralanmaya yol açtı. Sadece 2009'da bir emunun neden olduğu 100'den fazla ciddi yaralanma raporu olduğu doğrulandı. Bu nedenle emular ile uğraşırken uygun güvenlik prosedürleri ve ayrıca herhangi bir şekilde kafese koymaya çalışmak için alınacak her bilgi çok önemlidir. Çiftleşme mevsiminde bir dişi emu ile karşılaşırsanız ve hemen harekete geçemiyorsanız tekmelenmeye hazır olun. Türün eşlere ulaşmak için savaştığı bilindiğinden bir dişinin gördüğü herhangi birini ve bir şeyi tekmelemeye istekli olduğunu görmek nadir değildir. Adil olmak gerekirse tüm türlerin dişileri hemen hemen herhangi bir nedenle erkeklere saldırmaya istekli olmaktan çok daha fazlasını içlerinde taşıyorlar. 1 numara, çizgili baykuş. Baykuşların genel olarak çok da masum ve akıllı yaratıklar olmadığını zaten tespit ettik ve buna inancımız tam. Bunu destekler nitelikte baykuşlar da dünyanın en tehlikeli kuşlar arasındadır. Çünkü sessizler, ölümcüller ve acımasızlar. Bu çizgili baykuş, Kuzey Amerika'nın her yerinde bulunan büyük bir baykuş türüdür. Genellikle ormanlarda ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu baykuş türüyle ilgili en korkutucu şey, başını her yöne çevirmesi değil. Bu aslında tek başına yeterince korkutucu olsa da, ondan korkmamızın farklı bir sebebi daha var. Bu da tam bir gezilik ve kamuflaj ustası olduğu gerçeği. Aslında çizgili baykuşlar sessiz yırtıcı kuşlardır. Uçarken tek bir ses dahi çıkarmazlar. Bu da avının herhangi bir saldırıya hazırlanmasını imkansız hale getiriyor. Ve bu saldırganlar rahatsız edilirse gözünün yaşına bakmadan saldırırlar. Bir çizgili baykuş saldırdığında hedeflemeyle ilgili vahşi bir yanı mevcut. Olabildiğince fazla acıya neden olmak için inanılmaz keskin pençelerini kullanarak kafaya saldırır.